Brokoliden mercan kayalığı, liçi ya da pitaya gibi egzotik meyvelerden de balıklar, gordonzola peynirinden duvarlar, ekmekten çatılar ve dağlar, kuşkonmazdan Big Ben, karpuzdan St. Paul Katedrali, bakla ve tahıldan Tower Köprüsü. Bu eserler Carl Warner'a ait. 15 yıldan beri eserlerinde yiyecekleri kullanan sanatçının odağındaysa İngiltere'nin başkenti Londra var. Kült bir şehir. Arkamdaki gibi şehre özgü birçok simge var. Bu noktadan ilham alıyorum. Her ne kadar dünyada birçok yere gitmiş olsam da mükemmel derecede yaratıcı olan Londra benim evim ve böyle kalacak. Tower Köprüsü'nün yakınında Carl Warner'ın en sevdiği yer olan Rogue Pazarı var. Burada her tür yiyeceği bulabilirsiniz. Benim çalışmalarım yiyecekleri kutlamak, insanlarla iletişim kurup onlarla yemeğe olan tutkumu paylaşmak hakkında. Bu beni çok cezbediyor. Sanatçı ay içinde birçok kez bu pazarı ziyaret ediyor. Sunulan çeşitlilik sanatçıya hep yeni fikirler veriyor. Bunların ne olduğunu dahi bilmiyorum. Fakat küçük bir tırtıl gibi gözüküyor. Belki böceklerle ilgili bir çalışmada kullanabilirim. Sadece marul bile Warner'a ilginç fikirler vermeye yetiyor. Bu marul yaprağı mükemmel. Bana kayalıklara çarpan dalgaları hatırlatıyor. Yani kafamda birden bu manzarayı yarattım. Çok çılgınca değil mi? Ama bence çok güzel gözüküyor. Bir marulla bunları yapabilirsiniz. Carl Warner saatlerce süren fotoğraf çekimlerinde genelde taze kalabilen yiyeceklerle çalışıyor. Bazen balıklar ve diğer deniz mahsullerini kullandığı da oluyor. Paskalya adasındaki büyük suratlı yan yana dizilmiş heykelleri biliyorsunuzdur. Bu balıklar bana onları hatırlattı. Sanatçının fikirleri eserlerinde vücut buluyor. Londra'daki stüdyosunda hem çizim yapıyor hem de modeller oluşturuyor. İlk adım her zaman taslak bir çizim. Carl Warner'ın seri kalem darbeleri, uzak doğu esintileri taşıyan suların lahanadan, yelkenlerin ise tütünden oluştuğu bir nehir manzarası haline dönüşüyor. Yiyeceklerden manzara resimleri yapmak her ne kadar çocukça olsa da bence eğlenceli. Böylece hayal gücüm hep canlı kalıyor. Hayatıma eğlence katıyorum. İnsanlar çalışmalarımı görünce yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor. İnsanları gülümsetebilmeyi seviyorum. Fikirlerin bir esere dönüşmesi haftaları alabiliyor. Carl Warner modelleri üzerinde ekip arkadaşlarıyla beraber çalışıyor. Çekimler yaklaşık 2 gün sürüyor. Sanatçının eserlerinde kullandığı tüm malzemeler yenilebiliyor. Eserlere daha yakından bakınca kalorisi yüksek yiyecekler fark edilebiliyor. Kraker ve makarnadan yapılan Venedik'teki Rialto Köprüsü gibi. Çin Seddi de yeni bir görünüme sahip. Carl Warner için yiyeceklerden yaptığı bu eserler başlangıçta bir oyunken, bugün eserlerinin %70'ini reklam ajanslarından gelen siparişler üzerine hazırlıyor. Birçok kişi eserleri ilk başta garip buluyor. Daha yakından bakıp eserin yiyeceklerden yapıldığını fark ediyorlar. Önemli olan insanların dikkatini çekmek, onlara akıllıca bir fikir sunmak. Fotoğraf sanatçısı artık insan vücuduyla da çalışıyor. Böylece dirsekler sanatçının eserlerinde dağların zirvesini oluşturuyor. Aslında yaptığım şey illüzyon yaratmak. Manzaralarım ilk başta insanlara normal gözükse de yakından bakınca başka bir şeyden yapıldığının farkına varıyorlar. Bu insanları bir anlamda kandırmak. Yani tabiri caizse ben üçkağıtçının tekiyim. Carl Warner bu yıl çok yoğun, hazırlaması gereken reklamlar, sergiler ve bir adet fotoğraf albümü var.